Herkese merhaba. Bugün en çok sevilen ve en kolay yapılan puding tarifiyle geldim. Artık dışarıdan hazır puding almaya son. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Bugün kakaolu puding yapıyoruz efendim. Böyle sanki içerisinde çikolata varmış gibi öyle güzel oluyor tadı. Lafı daha fazla uzatmayayım çünkü zaten yapımı da çok kolay. Hemen başlayalım istiyorum. 1 litre sütü tencereye alıyorum. Bir büyük ajda çay bardağı toz şeker. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta. 2 tepeleme yemek kaşığı un. Ve 4 silme yemek kaşığı, tepeleme değil, silme yemek kaşığı kakao. Süt soğukken burada iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz hale gelince ocağa alacağım. Pürüzsüz hale geldi. Soğuk sütteyken böyle pürüzsüz hale getirirseniz topaklanma olmaz. Şimdi ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. İşte gayet güzel kıvam aldı. Artık ocaktan alabiliriz. Piştikten sonra bir paket vanilya atıyorum içine. Kokusu daha güzel kalıyor. Bir tatlı kaşığı da tereyağı koyuyorum. Bu da daha parlak gözükmesini sağlıyor ve çatlamıyor. Yağı da koyunca pırıl pırıl parladı ve burası mis gibi kokuyor. Ben sütlü tatlılarda, muhallebilerde, pudinglerde, pastaya koyduğumuz o kremalarda, bisküvi pastalarında, bütün sütlü tatlılarda ilk sıcaklığın geçmesi için şöyle biraz 5-6 dakika kadar çırpıyorum, havalandırıyorum. Çünkü çok sıcakken koyduğunuzda çok kalın bir tabaka oluyor. Ben o kabuğu sevmiyorum. Yani çok kalın bir kabuk oluyor. Öbür türlü böyle hani sütlaçın üzerinde olur ya. İşte onun kadar kabuk oluyor. O çok daha güzel oluyor. Bir de porsiyonlaması da çok kolay oluyor. Çok sıcak sıcak koyduğunuzda ikinci, üçüncüye geçtiğinizde hatta üzerine bir tane daha koyduğunuzda hep kepçeye yapışıyor. Ben böyle bir 5-6 dakika güzelce havalandırıyorum ve karıştırıyorum. Tabii ki isterseniz sıcak sıcakken de porsiyonlayabilirsiniz. İşte pudingler hazır. Ben böyle biraz tepeleme koydum. Kuplarım da bayağı büyük. Normalde normal kuplarla 6 tane, böyle büyük kuplarla 4 porsiyon rahat rahat çıkıyor. Şimdi oda sıcaklığında soğuyacak. Sonra buzdolabına kaldıracağım ve güzelce soğuduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Muhallebimiz gayet güzel soğudu. Şimdi üzerine birazcık çikolata koyacağım. İster Hindistan cevizi, ister fındık, ister fıstık. Canınız ne istiyorsa. Ben biraz çikolata rendelemek istiyorum. İşte mükemmel görünen harika kakaolu pudingimiz. Hazır puding yapmaktan bile kolay değil mi? Hadi gelin beraber dokusuna bakalım. Size bahsettiğim o hani kabuk tutma olayı vardı ya. Bakın. Azıcık kabuğu var. Dokusu muazzam. Bakın kaymak gibi. Görüyor musunuz? Sert bir kabuk olmuyor. Çok hafif bir kabuğu oluyor da krema gibi. İçindeki dokuyu da görüyorsunuz. Muhteşem bir puding oluyor. Lütfen yapın, tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bu arada beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı sakın ihmal etmeyin. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli, tatlı tatlı tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.